Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere su öncesi ektiğimiz akvaryumu göstermek istiyorum. Akvaryumumuza istediğimiz gibi bir beta bulamayınca bir kenara attık. Gerekli bakımlarını yapmadık. Bu yüzden birazcık bitkilerimizde çürümeler başladı. Şimdi ben karbondioksit tüpü taktım. Şu şekilde göstereyim. İSTA'nın seyyar bir karbondioksit tüpü. Şu anda camın önüne koydum akvaryumu ve güneş ışığıyla karbondioksit bir araya gelince fotosentez başladı. Hani bu İSTA'nın karbondioksit tüpleriyle fotosentez gerçekleşmiyor diyen arkadaşlar vardı. Bu onlar için bir delil olsun. Şimdi bitkilerimizi hem bakımlarını karbondioksit ve ışık vermediğim için birazcık çürüttüm. Hem de içinde bir bambu parçamız vardı. Onu ben denizden bulup getirmiştim. Onu da güzel temizlememişiz. O yüzden içerisinde deniz atıkları mevcutmuş. O yüzden suyumuzu bozdu. Akvaryumun hani mesela direkt şuraya göstereyim. Temas ettiği asıl yerler oldukça direkt çürüdü. Acayip bir şekilde koku yaptı. Şimdi her gün düzenli su değişimi yapıp karbondioksit vermeye başladım. Gündüzleri güneş ışığından faydalanıyorum. İçine daha önceden Ramsorn atmıştım. Şimdi çıkardım ama şimdi tekrar attım dedim. Ölmüş olan bitkileri yesinler, temizlesinler diye. Yani görmüş olduğunuz gibi gayet şu an fotosentez tabii çok haldır haldır yok. Şöyle bakarsanız gerçi yine bayağı var hani minik minik kabarcıkları gönül rahatlığıyla siz de görebiliyorsunuz. Arada daha büyük, evet şu an geçti mesela, daha büyük kabarcıklar da arada çıkıyor. İSTA'nın bu tüpleri arkadaşlar oldukça kullanışlı, kolay ve basit. Hani şurada kapağını açıp şunu basınca şu şekilde dolduruyorsunuz. Akvaryum küçük olduğu için ben çapraz koydum tüpü. Normal difüzördeki gibi çıkmıyor. Bu bulunduğu tüp içerisinde ters olarak takıldığı için suyun içinde kalıyor. Hava kabarcığı yavaş yavaş suya çözülme sağlıyor. Hani o yüzden yoğun bir karbondioksit salınımı olmuyor. Kullanım olarak söylemek gerekirse bu tüp şu gördüğünüz difüzör kavanozunu 70 kere dolduruyor. Yani bastınız, doldurdunuz. Bir sabah bir akşam doldursanız size ortalama 1 ay, 1,5 ay ortalama gidiyor yani. Ve bu tüpler yedekleri de satılıyor üçlü set olarak. Şimdi ben bunu şu şekilde, hatta bunun şurada neredeydi? Şöyle İsta'nın check valve'ı da var. Bu şekilde set halinde aldım. Ama bunun üçlü yedek tüpleri de var. Onlardan da satın aldım. Bu tüp bittiği zaman yedek tüpünü direkt hortumunu çıkaracağım. Yedek tüpünü takacağım. Şurada görmüş olduğunuz gibi bir tane vanası var. İlk kullanımda içindeki havayı boşaltıp suyla doldurmak adına bu vanayı açıyorsunuz. Hani mayalı sistemlerle uğraşmaktansa elin temiz, ayağın temiz, riskin yok. Işığı açmama yakın. Basıyorum. Dolduruyorum tüpü. Ondan sonra ışığımı da verdiğim gibi zaten fotosentezi ister istemez gerçekleşiyor. Ben diğer akvaryumda fotosentezi tam olarak göremedim ama oradaki bitkilerinden kaynaklı mı artık tam bilmiyorum. Ama bitkilerdeki gelişim hızlı bir şekilde arttı. Bitkilerim daha hızlı gelişti. O açıdan bu tarz ürünleri de kullanmaktan çekinmeyin. Mayalı sistemler çünkü çok daha riskli. Hani oranını ayarlayamıyorsunuz. Akvaryuma çok fazla gaz çıkışı olabiliyor. Eğer bir vanalı sisteminiz yoksa bu sefer ışık kapalı olduğu zamanlarda problem yaşıyorsunuz.
Hani bütün sistem patlayıp akvaryumumuzdaki bütün canlılarınızı öldürebiliyor. Bu riske girmektense bunun da maliyeti oldukça ucuz. Hani diğer tüplü sistemlere göre çok daha ucuza geliyor bu. Şöyle bir tüp ortalama 50 lira gibi. Yani şu ikisi böyle set halinde 50 lira civarında bir fiyatı var. Üçlü setlerin de yine yedek tüplerin de 3 tanesi 50-60 lira gibi rakamları internetten gönül rahatlığıyla bulabiliyorsunuz. Bu şekilde sizleri de bilgilendirmiş olayım. Kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmanızı sizden rica edeceğim arkadaşlar. Videolarımı beğenip bana destek verirseniz memnun olurum. Sağlıklı hobiler dilerim. Görüşmek dileğiyle.